Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları 7. sınıf bu meren kitabım. Beceri testleri ikili dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki şekillerde her birinin genişliği x santimetre olan 4 bölmeli sürgülü bir dolap görülmektedir. Dolabın yüksekliği 150 santimetredir. İşte bakın burada yüksekliği göstermiş. Dolabın ortadaki iki bölmesi her iki tarafı kulplar yardımı ile diğer bölmelerin arkasındaki arasında kalacak şekilde açılabilmektedir. Ortadaki iki bölme bölmeler arasındaki boşluk 100 santimetre olacak şekilde açılıyor. Buna göre dolap açık iken kapakların kapakların görünen bölgelerinin alanları toplamını santimetre kare cinsine veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Gençler benden istediği alan bakın bu kapakların toplam alanı. Bunu bulabilmek için gençler ne yapmam gerekir? Şöyle düşünebiliriz. Toplam alandan yani birincideki toplam alandan şöyle kalemin rengini değiştireyim. Bakın bu ortadaki açık olan bölgedeki alanı çıkartırsam gençler ne yapmış oluruz? Kapakların toplam alanını ikinci durumdaki kapakların toplam alanını bulmuş oluruz. O halde ilk durumda alanı bulmak için uzun kenarımız 4 tane x var. Bir kısa kenar yükseklik 50, 150 cm. O halde alan eşittir. 150 çarpı 4 x. Buradan alanın değeri 600 x olur. arkadaşlar şu ortadaki alanı bulmak istersen bakın şuradaki alanı şöyle gösterelim. Yüksekliğimiz değişmedi. 150 cm. Bakın o halde burası da 150 cm'dir. O halde alan 150 çarpı 100'den 150'yi 100'e çarparsam 150'nin yanına 2 sıfır ekliyorum. 15 binir. Peki ne yapmam gerekiyor gençler? 15 000. Toplam alan 4. 600 x'ten 600 15, çıkartırsam geri kalan alanı bulmuş olurum. O halde bizden istenen alanı bulmak için 600 eksi toplam alan 600 diyor. 15.000'i çıkarıyorum ve 600 eksi 15.000 olur sorumuzun yanıtı diyorum. 600 eksi 15.000 cevabını B şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum. Evet devam edelim ikinci sorumuza geçelim. Aşağıda yarış ortaokulunda seçmeli müzik ve spor derslerini seçen öğrenci sayılarının dağılımını gösteren tablo verilmiştir tablo ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ona göre spor dersini seçen kız ve erkek öğrenci sayıları arasındaki fark kaçtır diyor. Arkadaşlar şu bilgileri hemen okuyalım ve denklem şeklinde yazalım. Müzik dersini seçen kız öğrenci sayısı yani 4x 60. Spor dersini seçen kız öğrenci sayısından 20 fazladır. Hadi gençler 4x 60 spor dersini seçenden 20 fazla ise ben 3x artı 60'a 20 eklersem denklemi kurmuş olurum. Artı 20 diyorum. Buradan düzenleyerek tekrar yazalım. 4x eksi 60 eşittir. 3x artı 80. Buradan 3x'i sol tarafa eksi 60'ı sağa alırsam 4x'in yanına eksi 3x geldi. Bu 80'di gençler. 80'in yanına da artı 60 geldi. O halde x'in değeri buradan 140 olur x'imiz gençler şöyle bir dursun. x'i bulduk. Evet, ikinci bilgiye bakacak olursam spor dersini seçen erkek öğrenci sayısı müzik dersini seçen erkek öğrenci sayısının iki katıdır. Şimdi, gerçi o halde ben müzik dersini seçen erkek öğrenci sayısını artık bulabilirim. Bakın neydi arkadaşlar bu 3x eksi 60'tı. O halde diyelim müzik dersini seçen erkek diyelim. 3 x eksi 60 ile 140'ı yerine koyacak olursam. 3 çarpı 140. Eksi 60. 3 ile 140'ı çarpalım gençler. 3 kere 0. 0. 3 kere 4. 12. Elde var 1. 3 kere 1. 3. 1 de elde 4. 60 çıkarıyorum. Buradan 360 olur arkadaşlar. Bakın bu müzik dersini seçen erkek öğrenci sayısı. Şimdi Spor dersini seçen erkek öğrenci sayısı. Bunun 2 katıydı. O halde 360'ın 2 katı 720 diyorum. Spor dersini seçen erkek öğrenci sayısıdır. Evet arkadaşlar. Benden ne istemişti? Spor dersini seçen kız ve erkek öğrenci sayıları arasındaki fark. Şu x'im. bir de kız, erke kız öğrenci yerine koyacak olursam. 3x artı 60. Buradan 3 çarpı 140 artı 60'dan 420 artı 60 480'de gençler. Bakın buradaki spor dersini seçen kız öğren sayısıdır. Benden ikisinin arasındaki farkı istedi. O halde 720'den 480'i çıkartırsam bizden istenilen 0'dan 0 çıktı 0. 12'den 4 çıktı. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı 2. 240 olur sorumun yanıtı. Denizli seçeneğim doğru cevap olur diyorum. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Elif matematik dersinde geometri tahtası üzerine esneyebilen lastik yardımı ile şekil 1'deki karesel bölgeyi oluşturmuştur. Daha sonra lastiği şekil 2'deki gibi çivilere takmıştır. İki çivi arasındaki mesafede x artı 2 santimetredir. Şekil 1'de oluşturulan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu gençler 64 santimetre olduğuna göre şekil 2'de oluşturulan bölgenin alanı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın buradaki iki çivi arası x artı 2 imiş. O ben çevreyi bulmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane e, ne var gençler? 2 çivi arası uzaklık var. O halde çevre, şekil 1 diyelim. Birinci şekil 8 çarpı x artı 2 olur. Ve bunun değerinde 64 olduğunu söylüyor. Buradan 8'i dağıtırsam 8x artı 16 64 eşitse 8x 16'yı karşı eksi olarak gönderirsem 48'dir. Bunun her iki tarafı 8'e bölersek x'in değeri 6 santimetre'dir. Yani x 6 isem, iki çivi arası x artı 2 idi. Yani 6 artı 2'den 8 santimetre'dir. şöyle bir iki çivi arası 8 santimetre. Burası 8 santimetre olduğunu göstereyim. Normalde ben bir kenar bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kenarımız 5 çarpı 8'den 40 santimetre şöyle tamamı. E, alanı bulmak için alan eşittir 40 çarpı 40 diyoruz 4 kere 4 16 2 0 ekledim 1600 santimetre kareyle C şıkkı sorumuzun yanıtı olur diyorum e, devam edelim dördüncü soruya geçelim Şöyle dördüncü sorumuzu açalım. Görselde, görseldeki kırmızı Mavi ve sarı renkli iplerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu ipler şekildeki gibi kesilerek kırmızı ip 3, mavi ip 4, sarı ip 5 parçaya bölünüyor. Mavi ipin eş parçalarından birinin uzunluğu sarı ipin eş parçalarından birinin uzunluğundan 6 cm fazladır. Ona göre kırmızı ipin eş parçaların uzunluğundan birinin uzunluğu kaçtır diye soruyor. Gene bizden baktığımız zaman burada bir parçası kırmızının x/3 Mavinin 4'e böldüğü için bir parçası x bölü 4. Sarı da gençler 1, 2, 3, 4, 5 parça x bölü 5. Mavi ipin eş parçalarından birinin uzunluğu yani x bölü 4. Sarı ipin eş parçalarından birinin uzunluğundan 6 cm fazladır. x bölü 5'ten 6 fazlaysa x bölü 5 pardon x bölü 4 eşittir diyorum. x bölü 5'e gençler 6 ekleyeceğim. Buradan şöyle yapabiliriz gençler. X bölü 5'i sola alırsam. X bölü 4'ün yanına. Eksi X bölü 5 olarak geldi. Eşittir 6 dersek. E, çıkarma işlemi yapabilmek için paydalarımı eşitliyorum. 5 ile genişletirsem. 5 X. Şuradan yazalım gençler. 5 X bölü 20. 4 X bölü 20. Eşittir 6. 5 x'ten 4 x çıktı. x bölü 20. 6 eşittir gençler. E hangi sayıyı 20'ye bölersem 6 olur. Bakın şöyle yapıp içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Buradan x'in değeri 120'dir. x gençler başlangıçtaki ipin uzunluğu 120 idi. Benden kırmızı eş parçaların birinin uzunluğunu istedi. Kırmızı 3 parçaya bölmüştüm. O halde ben 120'yi 3'e bölersem 40 santimetre olur. Bakın buradaki bir parça uzunluğu diyorum. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler, bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.